Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Evet dersimiz, üçüncü dersimizi yapıyoruz. Daha önce iki ders daha yaptık. Konu neydi? Dima ve serbest bölge genel olarak kendimizi tanımak diye dersin adını da öyle vermiştik. Birinci derste ne yaptık? Böyle hemen başlıkları hatırlayalım. Dima nedir? Dima'nın tanımı. Ondan sonra onu yaptık. Ondan sonra da diman işte tahayyülden, tasavvurdan başlayarak diman yedi mertebesini tek tek böyle bazı misallerle kısa e, ifadelerle e, mekanizmanın nasıl çalıştığını, her bir mertebenin ne demek olduğunu örneklerle iki derste bu diman yedi mertebesini anlattık kısa kısa. Şimdi üçüncü bölüme geldik. Üçüncü bölümle Dima'daki özel bir bölge olan, bunu da biz serbest bölge diye derslerde e, isimlendirildi. Çünkü bir derece serbesttirler diye külliyatta geçiyor zaten. Orayı da okuyacağız şimdi burada. O noktadan burasının serbest bölge dediğimiz Dima'nın tahayyül ve tasavvur kısmı, önemli olan kısım bu. Zaten e, daha önce Dima derslerinde de bahsetmiştik. Şimdi Dima e, tamam işte yedi mertebesi var. Öyleymiş, böyleymiş, şuymuş, buymuş. Ne yani Bana ne yarayacak, ne işime gele, gelecek bu bilgi? dediğimizde aslında burada en çok bizim kullanacağımız kendimizi tanımamız noktasındaki en önemli kısım belki de bu serbest bölge dediğimiz diman, tahayyül ve tasavvuru. Çünkü bu biz gündelik hayatta yaşadığımız hayatta hep tahayyül ve tasavvurlarımızla yaşıyoruz. Yani biz tahayyül ve tasavvurumuzun içindeyiz ki buraya işte tahayyül ve tasavvura kişinin hususi dünyası. Umumi dünyada değiliz biz. Kendi hayallerimiz, düşüncelerimiz, bilgilerimiz, vehimlerimiz, zanlarımızla yaşıyoruz ki bunların hepsi de tahayyül ve tasavvur mertebelerinde. Onun için e, bu serbest bölgeyi yani dima deyince aslında en çok bilmemiz gereken kısım dima, bu tahayyül ve tasavvuru. Çünkü biz oradayız ve devamlı burada yaşıyoruz. Ancak ile tahakkül tasdik işte eğer olursa o zaman çıkıyoruz hakikattan hakikatın şu ağından bir şeyler alırsak tahayyül ve tasavvurlarımızdan çıkıp hakikata daha yakınlaşmış oluyoruz ki o zaman umumi dünyaya çıkmış oluyoruz. Hakikata yanaşmış oluyoruz. Değilse biz tahayyül ve tasavvurumuz yani serbest bölgenin içindeyiz. Bizim hususi dünyamız bu. Onun için aslında bulunduğumuz dünyayı, bulunduğumuz yerin özelliklerini tanıyacağız ki burada en çok aktif olan tahayyül ve tasavvur serbest bölgede Tanımamız gerekiyor. Tanımazsak ne olacak? Ortalık viran olacak. İşte bu derste de şimdi onu anlatacağız. Aslında bu dersin nihai ürünü burayı bilmek. Burayı tanımak. Buranın yapısıyla ilgili külliyat ne demiş? Risale-i Nur ne demiş? Bunları görmek ki bu derslerde müzakere ve mütalalar sonucunda yakalanan manaları biz burada özetleyip paylaştık. Onları anlatacağız. İnşallah bu dimağın ürünü bu serbest bölgeyi anlarsak inşallah hayatımızın kaliteli bir hayatımız olacak. Hayatımızın çıtasını yükselteceğiz. Kendimizi tanımış olacağız. Çünkü kendimizi hiç tanımıyoruz hakikaten. Bunu okudu, okuduğumuzda bunu anlayacağız. Burada şimdi dimağın serbest bölgesi nedir? İşte hafif giriş yapmış oldum. Burayı anlatacağız. Serbest bölgenin dört tane özelliği var. Buranın özelliği var. Dört tane özellik madde var bu dört maddeyi. Bu maddeleri bitirdikten sonra, dimağın bu dört, 4 özelliğini tanıdıktan sonra e, bu dimağın buraya bir müdahaleler oluyor dışarıdan. Burası kendi kendine, kendi başımız olduğumuz bir yer değil. Müdahaleler oluyor. Buraya müdahale edenler kim? Bunları göreceğiz. Ve sonra da e, madem böyle burası çarşı pazar, ortalık karışık yani bu tahayyül tasavvurda, adı üstünde serbest, e, burayı nasıl kontrol edeceğiz diyeceğiz. Bir başlığımız da o. Orada da böyle 2-3 maddede e, gene özetleyeceğiz burayı nasıl kontrol edebileceğimizi. E, ondan sonra DİMA dersimizde en sonunda bel, birkaç tane de böyle risale Nur'dan mehazlar verdik. Onları da verebilirsek dersi bitirmiş olacağız İnşallah Şimdi Dima serbest bölge. Bizim bir sürü e, tabii şey geçiyor, külliyatta yer geçiyor ama böyle hani seçelim de en e, net böyle konuyu ifade eden yer neresi dersek bu iki kısım var. Sözler 278'de ki bu vesvese risalesi olarak da geçiyor. 22 21. sözün ikinci makamı. Hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür. Tasdiki akliden ve izanı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Onlar dediğine tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür. Tahayyül, tevehüm, vehim tasavvurun içerisinde. Tasavvur hem tefekkür, Tefekkürün de bir ayağı tasavvurdadır, bir ayağı da takuldedir. Ta 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 yani tefekkürü e, buradaki bilgilerin takulle kullanılması noktasında, yani arada da diyebiliriz. Bir ayağı tasavvurda, bir ayağı da takuldedir. Üstad ne diyor? Tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, tasdiki akliden, aklın tasdinden, aklın tasdiğinden ve izanı kalbiden kalbin izanından izan neydi kalple kalpten onay alıyordu vicdandan onay alıyordu bak tekrar şey yapıyoruz tahayyül tasavvur tevehüm, tefekkür tasdiki akliden aklın tasdik etmesinden ve izanı kalbiden kalbin izanından ayrıdırlar başkadırlar ne yaptı bak metni ayırıyoruz bu iki mertebeyi şuradan ayırdı aklın tasdikiinden kalbin izanından ayırdığı zaman bu şeyler ayrı bir bölge olarak kaldı ne diyor oraya üstad? Onlar bir derece serbesttirler. Onlar bir derece serbesttir. Kim onlar dediği kim? Değil mi? Şu tasdiki akliden noktalı virgülden yukarıda olan kısım. Tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür. Yani diman yedi mertebesinde tevehüm de yok, tefekkür de yok. Bunlar vehim, tasavvur da. Tefekkür de demin dediğim gibi. Hem tasavvur bir kısmı da tahkülde. Bunlar nedir? Tahakkülden, tasdikten, izandan ayrıdırlar. Başkadırlar nedirler? serbesttirler. Çok önemli yani. Bu bu e, insanın e, bu şeyini üstad öyle, hani, röntgenini çekmiş. Yani vahiyle işte Cenab-ı Hak ayetten gelen şeylerle öyle diyor ya. Röntgen çekmiş. Şimdi doktor diyor ki bak burada bu var. Bak burada bu var diyor. Bak bu karaltı görüyor musun? Biz anlamıyoruz ya şimdi röntgene bakıyoruz. Hiçbir şey bizim için her şey böyle gölgeli bir resim yani. Diyor ki bak burada bu var. Bak burada bu var. Bilmem ne diye. Üstad ne yapmış? Bak diyor ki onlar bir derece serbesttirler cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar ne demek? Bazen dinliyorlar, bazen dinlemiyorlar der değil mi? Pek dinlemiyorlardan bu çık anlaşılıyor değil mi? Bak serbesttirler, cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Bazen giriyorlar, bazen girmiyorlar çıkıyor değil mi? Bak tekrar okuyoruz. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Az giriyorlar, çok giremiyorlar. Tamam Bak çok şeyler önemli. Serbesttirler. Kim? Bunlar. Cüz ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Bazen dinliyor ama bazen de dinlemiyor. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. İşte sözler 278 hiçbir metin ilavesi ya da eksiltmesi yok üstadın. Zaten yani vesvese risalesini okuduğunuzda aslında üstad insanın hakikaten röntgenini çekmiş. Onu tarif ediyor, tanımlıyor. Yani biz röntgenden hiçbir şey anlamıyoruz. İşte kendimize bakıyoruz hiçbir şey anlamıyoruz. Kendimize bakınca ne yapıyoruz biz aynada? Ben olarak şunu zannediyoruz ya, yani, Et parçası. Her şey bundan ibaret. Başka bir şey yok. Diğer bir kısımda ne? Lemalar 75'te. Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki, bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Şimdi bir üst metinde bak ne dedik? Cüz ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Üstad da ne diyor? insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Zaten buradaki bakın metinle eşleşiyor. Cüz ihtiyarı dinlemiyorlar, serbestler ve teklifi dini altına da girmiyorlar. Ne diyor? Belki de mesuliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış yanlış şeylere giriyorlar. Aslında bakın serbestliği serbestli kim kullanmış? Üstad kime diyor? Tahayyüle, tevehüme, tasavvura, tefekküre. Biz tabii tefekkür ve tevehüm direkt dimağın mertebelerinde yok. Ana metinde. Onlar e, o mertebelerin içinde olduğu için tahayyül ve tasavvura. Zaten onların dördü de burada. Ne dedi? Üstad dedi ki serbesttirler. Biz dedi ki burayı serbest bölge. Yani metinden uzak bir şey değil. Ki, ee, dersin sonunda da böyle e, şeydeki o vesvese risalesindeki belli böyle yerleri aldım. Hemen oraları da okuyacağız eğer vakit olursa. Mesela diyor ki bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü tahakkül ile iltibas eder. Şimdi dimağı anlatmıyorum burada? <laughs> tahayyülü ta, e, ile iltibas eder. Yani, yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip İtikadın halel gelmiş zanneder. İtikad nerede? Evet. Nereye geldi? Hayale gelen şüpheyi itikadına gelmiş bir halel zanneder. Tahakkülle karıştırır, aklediyorum diye ettikçe. Yani bu tahayyül ve tasavvurdan e, dönen, dolaşan bilgileri biz tahakkülle sunduğumuz zaman zannediyoruz ki bu itikada gitmiş bir mevzu. Aslında hayale gelen bir şey. Bak üstad burada vesveseyi anlatıyor. Yani bir kalırsa böyle birkaç böyle şeyleri aldım. Yani burayı dinleyip bu dersleri dinledikten sonra otur şimdi vesvese risalesine. Dimağı nasıl anlatmış, bizim yapımızı nasıl anlatmış diye baksan iş değişiyor. Şimdi normal okuyorsun hırırt gidiyor ama böyle tasnif edildiğinde, ders çalışıldığında bakıyorsun oho aslında çok önemli kritik şeylerden bahsediyor. Şimdi ana iki yerimizi okuduk. Bunun gibi de başka yerler de var ama ee, esas e, burayı tanımlayan yer buralı. Bu iki metin ana kısım. Demek ki bizde serbest bir bölge var. Şimdi serbest bölgenin e, tespit ettiğimiz böyle e, dört tane özelliği var. E, bu derslerde e, çıkmış. Hasan abinin tespitleri de e, yani o derslerde müzakere mütala edildi bunlar. Şimdi bunların dördünde böyle hızlıca bir bakalım bu serbest bölgenin bu özellikleri nelermiş. Birincisi bu mertebelerdeyken olan biten her şeyi her daim kontrol edemeyiz. Şimdi zaten o ihtiyarı dinlemiyorlardı da üstad zaten söylemişti. Aslında onu şerh ediyoruz biraz daha tasnif ediyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Ne dedi? Bu mertebelerdeyken olan biteni her şeyi her daim kontrol edemeyiz. Yani biz tahayyülümüzü, tasavvurumuzu, gelenleri, e, oradaki işte hayalimiz vardı, tasavvurda bilgilerimiz, şüphelerimiz, vehimlerimiz, zanlarımız, malumatlarımız vardı. Bütün her şeyin sureti de orada ve buradaki bu kısımları biz her daim kontrol edemeyiz. Bizim kontrolümüzde değil. Kontrol mümkün olmayan bir bölge. Bu mertebedeyken kontrol edememe düşüncesi insanı yeis ve ümitsizlikten başta olmak üzere birçok psikolojik sıkıntıya maruz bırakıyor. Niye kontrol edemiyorum? Niye aklıma bu şeyler geliyor? Bu düşünceler nereden geldi? Niye onun hakkında böyle düşünüyorum? Yani kendini kontrol edemiyorsun. Niye? Senin kontrol edemediğin bir bölgen var. Hayal ve tasavvurun göreceğiz. Bir sürü şeyden etkileniyor. Bizim burayı kontrol etme şansımız yok. O zaman neyi bileceğiz? Burası her zaman kontrol edilmez. Çok pratik bir şey çünkü her zaman mesela oturuyorsun. Ya nereden çıkıyor diye bir düşünce geldi. Ya bu da... Sana mı ait mesela o düşünce mesela? Bakıyorsun bir tenkit duygusu geldi. Bir eleştiri böyle ifadesi geldi. Yani aslında sen onu planlamadın yani kafanda öyle bir şey yok. Birden belirdi yani mesela. E kimin bu? E, sen ama onu kurgulamadın ki. Değil mi? E, bu kısmı biraz daha ileride de şey yapacağız. Eşit az Esin önce. De aynı zamanda. Düşünce Tabii düşünce değil. Yani her şey. E, yani, namazda maruz. en çok maruz kalmayanımız var mı? Çok azdır herhalde. Bütün zihnini o gılguçtan ırzına arzı. Namaza bir giriyorsun, her şey tepene biniyor. Bugün abi fragman çektim namazda. Ha, fragman ha. Sitenin <laughs> fragmanı. Şeytan, şeytan zaten yiyecek kısmından geliyor. Ne yer bu? Bunu yer diyor, bunu getirelim buna diyor. Hizmet. Değil <laughs> mi? Hizmet ayağına. Bir dersin bu güzel tarafı mesela abi. Yani bunu bildikten sonra kendini kontrol etme ihtiyaç hissetmiyor. Aynen, aynen öyle. Zaten o nasıl kontrol ederim de oraya gireceğiz. Yani... Ne yapacağız yani tanıyacağız temelinde aslında. Tanıdın mı? E, tanısan ne diyordu? Tanımasan gelir. Ha. Tanısan gider. Tanısan gider. İlerleme i̇şte. karreded. Ha Cey işte. Biz şimdi şu an ilmini yapıyoruz. Değilse düz okuduğumuz zaman bak e, bilgi oluyor. Niye bilgi oluyor? Çünkü onu şeyden şöyle düz okuduğumuzda metni düz okuduk, müzakere edip kendimize mal edememek ne oluyor? Tahayyül ve tasavvurumuzda bilgi nerede? Bilgilerin hepsi tasavvurdadır tasavvur depomuza doldurduk. Ama bunu taakkul, vahiy ile taakkul getirirsek burada ilim olmaya başlıyor. Tasdik denilen ilim. İlim nerede? Tasdikte. Eğer ben düz okuyup böyle çok fazla şeyine girmediğim zaman biliyorum. Belki o cümleyi ezbere de söylüyorum. Şey yapabiliyorum. Nereden söylüyorum? Tasavvurumda o bilgi. Bilgi olarak bende duruyor. Nereden? Fehim süzgecinden geçip taakkulüme inip tasdiye gelmemiş yani. Şimdi biz müzakere edip mütalaa ettiğimizde ne çalışıyor? Taakkulümüz, tasdihimiz, izanımız çalışmaya başladıkça ne oluyor? O zaman bize ait bir ilim haline geliyor. İlim o zaman onu tard etmeye başlıyor. Zaten bu serbest bölge derslerinden sonra, mesela ilk başladığında sonra abi, ben de o şey bitti. Elhamdülillah. Yani hiç biliyorsun, gelebilirsin. Bu, bu budur, tamam aynen. Burası, burası her daim kontrol edilemeyen bir bölge yani. Ben etmeye çalışmaya gerek yok zaten. Şeyde de onu diyeceğiz. İlim onu tardeleri azıcık anlatmış olduk. Ee, burada ne oluyor? Şimdi kontrol edemediğin zaman ne geliyor? Yeis geliyor. Ümitsizlik geliyor. Niye ben böyleyim? Niye bu aklıma şeyler geliyor? Niye kendimi kontrol edemiyorum? Devamlı çünkü bir bombardıman var. Yani senin kontrol edemediğin bir yer var. Ve bunun sen farkında değilsin. Ve bunu ben zannediyorsun. Zaten en büyük problemlerden birisi de o. Hep kontrol edeceğim diye çabalar insan burayı. Hayallerini, düşüncelerini. Bu bir sabun gibidir ya da balık gibidir. Aslında bu alabalık derdi yani. Tutamazsın yani. Çok zordur yani. Onu ehli, çok iyi ehli nereden nasıl tutacak? Öbürsü tutan elinden kaçırır. Kolay kolay ne üstteki metni hatırlıyorsunuz değil mi? Cüz ihtiyar pek dinlenmezler. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. İfadeler çok böyle bir özellikle bir derece serbest diyor. O zaman e, neymiş? Biz bu mertebede her şeyi kontrol edemeyeceğimizi bileceğiz. Burada kontrol edilmesi zor bir yer kontrol edeceğimiz çabalar genelde de muvaffak olamaz. Şu ifadeden yani müzakere de etmiş olalım. Cüz ihtiyari pek dinlemiyorlar dediğinden oransal olarak ne çıkar abi? Genelde dinlenmiyor. Ha. Değil mi? En şeyde %60'a 40 çıkar. Yani ya da oransal olarak ya da %51'e 49 olur, değil mi? Bazen dinliyor, bazen dinlemiyorlar dese %50 %50 diyebiliriz, değil mi? Evet. Pek dinlemiyorlardan ne çıkar? Daha, Daha fazlasını e dinlemiyorlar, azında dinleniyor pekle çok ifadesi teklifi dinin altına çok giremiyorlar. Az giriyor, çok giremiyor. Bu ne demek? Muhtemelen 60'a 40, çok iyi ihtimal 51'e 49 ya da 70'e 30. Değil mi? O zaman çok dert etmemek lazım. Çok fazla biz zaten burayı kontrol edemiyoruz. Edemeyeceğiz. Zaten yapısı bu. Ve bizi insan eden oraya da gireceğiz inşallah. Dördüncü özellikte. Bizi biz eden, insan eden kısım bu da burası zaten. Buranın dipsiz deniz olması yani. Oraya da giriyoruz. Biraz gideyim o zaman. Önden söylemeyelim. Bunu anladık. Birinci mertebe özelliği anladık. Kontrol edemiyoruz. İkincisi bu iki mertebedeyken, yani tahayyül tasavvurdayken ki hususi dünyadayız, hep oradayız aslında yani. Çok nadir çıkıyoruz, onu da emin olun. Her zaman biz zannımızla, bilgilerimizle, ondan sonra şüphelerimizle, vehimlerimizle, hayallerimizle, şekillerimiz, onu düşündüğümüz şeylerle hep olayı tartıyoruz. Hayalimiz hep onda gelen şeylerle ölçüpüyoruz. Yani oradan kolay kolay çıkmak fazla mümkün değil. Bu iki mertebedeyken birbirine zıt her şey burada karşımıza serbestçe çıkar. Zıt, zıt olan şeyler karşımıza çıkar. Sen burada ders dinliyorsun, ders tam şey yapıyorsun. Hiç olmayacak şeyde. Beyaz denince hemen siyahın akla gelmez. Kim getirdi siyah? Ben siyah Derdim yok ki ben beyazı konuşuyorum. Niye siyah geliyor? Zıt şeyler de burada yan yanalar. Evet, geçen Hayat ay zaten. Evet bazılar özellikle Tahirli çok acayip çalışanlar var. Of. Kitap okuyoruz. Adama sordum nereye gittin diyorum. İşte Rize'deki sobanızın boruna, borusuna gitmiş adam ta. Kitap okumakta. Oradan hangi cümle gitti artık. Gitti aynı. Oradan da büyük ihtimal borudan başka bir yere gidecek. Tabii yani. ama yani bak onu sen istedin mi? Bak şimdi ben oraya isteyerek mi gittim bir baktım kendim orada buldum. Yani ben çünkü eğer bensem o ben istediğime göre hareket etmesi lazım. E ben değilim ki zaten gitmiş ben onun peşinden gidiyorum yani. Beyaz deyince siyah akla geldi düşüncemize geliyor. Doğru nedir diye düşünürken tam sıddı olan yanlışlıklar da hemen şeye geliyor düşüncemize geliyor. Güzel bir şey hayal ederken tam çirkin bir durum hayalimize gelebilir mesela hak batıl, doğru yanlış, iman küfür, malumatların ve her şeyin her mertebesi bu serbest bölgede var. Yani zıt olan şeyler işte namazda çok başımıza gelir. Bismillahirrahmanirrahim durursun böyle Kabe'yi hayaline getirirsin filan. Kabe bu bakıyorsun başka bir şey geldi hayaline. Ya ben niyetim Kabe'yi karşıma hayalen alayım sünnettir şöyle huzurlu bir namaz kılayım diye az önce 2 saniye önce niyet ettim. Üçüncü saniyede, dördüncü saniyede hiç alakasız ya. tam zıt bir şeye bir günah geldi. Seyrettiğim filmdeki bir sahne aklıma geldi. Bilmem ne geldi. Ya ne zaman geldik biz buraya? Az önce ben daha niyet etmiştim yani. Ne oldu? Ne getirdi benim? Hayallerim ve düşüncelerim. Orası serbest, kontrol edilmiyor. Zıt şeyler birbiri içerisinde. O bölgede yani zıt e, Kabe ile işte sefih bir ortam ne kadar birbirinden uzakken mekan olarak. Ama şeyde nerede? Hayalimde ve düşüncemde yan yanalar, iç içeler. Üçüncüsü, bu mertebelerde her şey her şekilde önümüze çıkabilir. Bu da bir önceki mertebeye benziyor ama biraz farklı. Mesela okulda ders ortamında bulunuyorsun. Yani şu an ders yapıyoruz. Alakasız bir şekilde birisinin bir hayali, yani hiç ne alakası var şimdi? Yani hani e, zıt birbiriyle zıtlık noktasında alakalı da, hani zıt zıttın beyaz siyahla ilişkili olabilir. Kabe dediğin zaman sefihlik belki mekanlar e, e, akla gelebilir zıtlığı noktasında bir bağlantı. Ama hiç alakası olmayan, tam böyle oturdun derse ilkokul hocanın bilmem ne aklına geldi. Yok oradaki bilmem nerede ne alaştı sobanın borusu, köydeki sobanın borusu akla geldi. Yani nereden nereye geldi? Yani her şey burada önümüze çıkabiliyor. Ee, bu üçüncü kısım. Dördüncü de ne? Ee, bu selbes bölgenin en önemli özelliklerinden biri de şimdi bu ilk üçü böyle biraz daha insan hep olumsuz bir şey çağrıştırıyor. Tam öyle değil aslında ama bu dördüncüsünde aslında buranın e, insanın zenginliği olduğu kısmı ifade eden kısım. Yani böyle oluyor ama bizim de zenginlik, zenginliğimizi e, gösteren kısım. Bu serbest bölgenin en önemli özelliklerinden biri de ebedi hayatımızı mayalayan, iksirleyen, yani aklı inşa, kalbi ihya edecek, yani hayatlandıracak malzemelerin atıldığı, oluştuğu yer olması. Yani biz e, burada beşeriz. Bu beşerin elinde nihayetsiz malzemeler var. Hayal ve düşünceler. Ve bu beşer olan insanın, beşerin insan olma serüveni. Bu beşeriyette bu malzemeleri elinde bulunacak ki buradan geçtikçe ne olsun insan olsun ya da esve, yani alayinin, esfeli safilin olsun o şekilde. Yani beşeriyetten bizi insanlığa geçiren burası yol. Ve o bizim beşer beşerken hayvandan zaten bitkilerden o noktadan şeyiz. hayvandan üstün olmamız meleklerden veya cinlerden üstün olmamızın da şeyi meleklerin ne yok bu, bu şekilde tahayyül ve tasavvurları nihayetsiz meratibi yok bu özellikler onda yok onlar düz onun için onların mesela terakkisi yok ve insan yani insanda bir nihayetsiz taraf olmalı ki nihayetsiz terakki ve tedenni de biz öyle değil mi mantıken yani. Şimdi bende bir nihayetsiz bir şey yok. İşte edim budum belli. İşte şu kadar kiloyum, şu kadar boyum var. Söyleyeceğim belli aynı anda yapabileceğim şeyler belli değil mi? Ben nasıl nihayetsiz terakki edebilirim? Tedenni edebilirim. Değil mi? İnsanın istatlarını bu şekilde üstad ifade ediyor. Nihayetsiz terakki ve tedenni edenebilecek bir mahiyette. Bu mahiyetinin içine baktığımızda bu nereden geliyor? E ben de öyle bir şey olacak ki sınır olmayacak. Ben şu an hayalimle Cenab-ı Hakk'ı bile hayal etmeye çalışabilirim. Cennetin mertebelerini, oradaki anlarını, ne bileyim şu galaksilerdeki bilmem ne gezegenlerindeki şeyleri ne Bak gidiyorum o kadar şey yok ki zıt şeyleri olanları olmayanları sekiz ayaklı halimi hayal ediyorum düşüncelerimde nihayetsiz yani bu e, tahayyül ve tasavvurum o kadar geniş ki sınır yok ki dipsiz deniz tabiri e, tabir edeceksek e, böyle bir yeri olacak ki bende bunlar bende malzeme olsun ve nihayetsiz terakkinin kapısı açılsın yani burası o nihayetsiz terakkinin e, merkezi gibi bir, bir bölge. O noktada yani aslında bizim zenginliğimiz. Her vakit kontrol edilemeyen, birbirine zıt her şeyin, her mertebesinin bulunduğu bir bölgeye sahip olan insan, dünya hayatını ve ebedi hayatını buradaki malzemelerle inşa ediyor. Biz inşa ettiğimiz malzemelerimizin deposu burası. Bunlar olacak ki ben bunları alıp e, kendimi, aklımı inşa edeyim, kalbimi ihya edeyim. İnsanın düşünce, fikir, hayal zenginliğini burası oluşturuyor düşünce, fikir, hayal zenginliğini burası oluşturuyor. Eğer burayı kaldırırsak, bizim tahayyül ve tasavvurumuzu kaldırırsak, insan bir robota dönüşür ve basitleşir, sıradanlaşır. Hani psikolojisi bozuk gibi hap veriyorlar yani. Hı -hı. Orayı devre dışı bırakıp Hah. robot oluyor. Aynen öyle. Şimdi psikoloğa gitti. O zaman Devre dışı bırakılan, uyuşturulan yer serbest bölge mi? Allahu alem o. Çünkü zaten kontrol edemediğin yer oraydı ya. Şimdi devamlı hayali çalışıyor, tasavvur çalışıyor. Bura kontrol edilemiyor. Aklına şüpheler, vehimler. Yani zaten bütün o psikolojik hastalıkların, panik atakların, depresyonların temel kısmı o bölgeyi kontrol edemiyor. Devamlı çalışıyor, devamlı çalışıyor. İfrat mertebede çalışıyor. Az önce kontrol edemenin ifratının olduğunu düşün. Ya da tefritinin olduğunu düşün. Yapması gereken hiçbir şey yapamıyor. Şey gibi kalmış adam. Yani bütün o psikolojik hastalıklar aslında bu serbest bölgenin e, kontrol edilememesinden orayı bilmemekten tanımamaktan kaynaklanıyor. E, o zaman da dediğin gibi doktora gidiyorsun. Doktora ne diyor? Veriyor ilacı sana. Robotlaşıyorsun değil mi? Ya ne oldu bu adama diyorsun? Gülerdi, konuşurdu, her şeyle adam hiç tepki vermiyor, şey yapmıyor. Niye? Hayal, düşünceleri aldığı ilaçlarla ne yapıyor? O, o bölge ya evet. çoğu e, zaman ne oldu? Dediğin gibi robot gibi oluyor. Allah muhafaza yani. Burada zıtlar her şey, her mertebesiyle sınırsız bir şekilde insanda bir araya gelir ve zıtların çarpışmasıyla kemalat ortaya çıkar. Onun için orada zıtlar şeyler, orası harman yeri. Böylece insan bu kainatın en güzel bir meyvesi olur. Yani burası bizim e, hayatımızı mayalayan, iksirleyen, kalbimizi inşa, aklımızı ihya ettiğimiz bölge, malzeme depomuz burası. Orası aslında hem cehennemimiz hem cehennemimiz. Olur. Aynen öyle abi. Kişinin hususi, yani diyor ya, ya cennettedir ya cehennemdedir. Hep Aynen. Aynen öyle. Birinci sözde okuduğumuz kısımlar, eşkıyayı tevehüm ediyorsun, eşkıya var diyorsun. İkinci bölgede nazarında pek mem kötü memlekete düştü. Nazar burada, zan burada. Öyle zannediyorsun. Tasavvurundasın, tahayyülündesin. Ayet geliyor, ayet hakikatlar gelip seni budurdan çıkartıp tahayyül tasav Yani bu itikada taşımaya çalışıyor. Bismillah demek ne oluyor? Bismillah Allah'ın ismini almakla itikada gitmiş oluyorsun. Kendi ismini bırakıyorsun. Tahil tasavvurundan çıkmaya çalışıyorsun. Şaki def olur, ilişemez. Şaki... Böyle Tabii. Şaki çünkü kendini öyle zannediyor. Kendi ismiyle aldığı için o da ismi var. Ben Şaki olduğum için kendi gücümle hareket ediyorum ya. Allah'ın ismini almadım o. ya. O da almadı. O zaman o Şaki geliyor beni tard ediyor değil mi? Ne zaman o Şaki def olacak? Ben Şaki olmadığım zaman. Yani aslında serbest bir ama şuna da yarıyor değil mi abi? Bismillah dememem, o gururdan dememe, yani e, onun zıttı olan, Bismillah'ın zıttı olanı da bulundurup, Bismillah'ı da bulundurup ikisinin aynı yerde olup olması yani iki zıttı. Tabii ikisi de orada. Yani ben o o da olabiliyor, bu da olabiliyor. İkisini de iki iki ucu yani biri Adem biri vücut tabir etsek Allah'ın ismini almak almamak desek, bu ikisi de benim zannımda, vehmimde var. İkisi de mümkün. Ben bu zenginliğin içerisinden bunları alıp kıyas edip işte zaten o ikisini de görebildiğin zaman ondan e, vücudu çıkartabiliyorsun. Yani zıttı olmasaydı zıttı çünkü olmasa zaman, Bismillah diyemezdik. Yani. Diyemezdik. Yani şirk yapabilme potansiyel olması lazımdı. O da orada var zaten. İşte Burada şey var. Aynen. Şey. Aynen var. Estağfurullah. Aynen. Şaki def olur, ilişemez diyor. Şaki benmişim ki Şaki karşıma çıkıyor. Ben Şakilikten kalkarsam Şaki, Şaki nasıl olmam? Kendi ismimi bırakır, onun ismini alırsam. Çünkü benimki zaten isim bana ait değildi yani. Ben temellük etmiştim bunu. Bıraktığım zaman, şakiliği bıraktığım zaman şaki def olur. Geldi, bana haksız yere kızdı, laf etti, şunu söyledi, bunu söyledi. Şaki geldi, bak Sena şey yaptı. Niye yaptı? Çünkü ben Şakiyim de o onun için geldi yani. Bismillah deseydim o gelmeyecekti. Çünkü öyle bir şey yok zaten. Benim zannım da var, benim tasavvurumda de var. Neydi? Sekizinci sözde diyordu. Ben, Kulumun zannı üzereyim diyor ya hadis-i Kulum beni nasıl bilirse ben ona öyle muamele ederim. İşte zan nerede? Tasavvurda. Yani girdikçe hepsi bu ucu buraya çıkıyor. Her şeyin de sureti, suret olarak, suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet diye düşündüğümüzde genelde zaten serbest bölge hep bu suretlerin bulunduğu bölge oluyor. Hem terakkiimizin hem tedenliğimizin kaynaklandığı merkez. Buradaki bütün malzemelerle buralar besleniyor bu itikatlar. Buradaki malzemelerle besleniyor ya da küfürler. Ama bilirsek şimdi dersinde zaten şey neydi? Biz bu dimağı bileceğiz. Dimağın içerisinde de özellikle bu kısmı bileceğiz ki kendimizi tanıyacağız. Çünkü burayla çok muhatabız. Buralar bizim arada çıktığımız kısımlar. Onun için yani dimağda burayı bil, Buralar çok bilmesen de o inşallah o çok şey değil. Ama burasının bilmek zorundalığı var. Üstad da Vesvese Risalesi'ni yazmış. Tamamen tahvil tasavvuru anlatıyor desek herhalde. Tahakkülü, tasdiği de anlatıyor tabii. E, ayrıdırlar Üstad demiş aslında. Biz anlamamışız bugüne kadar. Evet. Şimdi o zaman dört tane e, serbest bölgenin özelliği. Bir, her zaman kontrol edemiyoruz burayı. Edilemeyen bir yer. İki, zıt şeyler burada beraber bulunur. Üç, her şeyin her mertebesi, Farklı farklı şeyler ve bütün meratipleriyle burada bulunur. Zıtlar değil, ona benzer o bulunur. Dördüncüsü de ne? Burası e, bizim ebedi hayatımızı mayalayan, iksirleyen, kal aklımızı inşa eden, kalbimizi e, ihya eden malzemelerin bulunduğu bölge. Dört tane bu özelliği bileceğiz. Ana maddeler bunlar da zaten külliyattan e, o gözle bakınca çıkan şeyler. Şimdi e, bir şeye neye geldik? Üst e, başlık. Serbest bölgeye müdahale edenler kim? Şimdi dedik ki burası kontrol edemediğimiz. Niye kontrol edemiyoruz? Çünkü buraya bir sürü müdahale edilebil etmeye yetkili şeyler var, birimler var. Ondan dolayı burası her zaman kontrol edilemiyor. Peki kimler ediyor veya yani niye ediyor yani bu arkadaş, hani biz kendi kendimizeydik, aynaya baktığımızda bir kişi vardı karşımızda. Şimdi bir baktık burası cemaat burası herkes buradaymış yani böyle bir hal var. Şimdi buraya müdahaleler. Şimdi hemen bakalım. Bu işte sol tarafta şeytan, kafir cinler, erva habiseler, mevatlı şerireler, nefsemmare mare, insan suretinde şeytanlar, komite ve cemiyetlerin şahsı manevileri, manevi şahs, şahsı maneviler, yanlış kişiler, yanlış zaman, yanlış işler, yanlış mekan da vardı burada. Tam tersi melekler, Müslüman cinler, erva haliyeler, mevatlı haliyeler, nefs-i levvame, mutmainne, nefsin diğer mertebeleri, insan suretinde melekler, cemaatlerin şahsı manevileri, Doğru kişiler, doğru zaman, doğru işler. Bunlar başlıklar ve hemen burada pek fazla bilmediğimiz bu ervaha ali ervaha Bise o kısımları ifade edeceğim. Diğerlerini bildiğimiz şeyler. Biz serbest bölgemizi bir kontrol edemiyoruz ama bunda da kalmıyor. Kontrol edemememizin sebebi çünkü dışarıdan devamlı müdahale burası müdahale var. edilen bir müdahale açık bir alan. Onun için e, bunlar kimler olduğunu bildiğimiz zaman, tanıdığımız zaman ha diyeceğiz ki şu an buraya müdahale var hiçbir şey yok. Dur oturuyorsun. Birden haletin değişti. Canın sıkılmaya başladı. Hayalinden e, bazı şeyler gelmeye başladı. Düşüncelerin değişti. Şimdi dershaneye geliyorsun. Haletin değişiyor. Öyle değil mi? Böyle olmayacak bir yerlerden geç. Orlarda takıl. Birilerinin yanında duruyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bakıyorsun. Değişti haletin. Düşüncelerin değişti. Sıkıntı geldi. Bir şeyler oldu. Niye? E, bu serbest bölgeye müdahale var. Şimdi şöyle bir şey de Adeta top sahası gibi orada da mücadele var. Tabii aynen. Mücadele bitmez. Mücadele biterse terakki biter. Şimdi şimdi şeytan bir taraftan, melek bir taraftan buraya şey veriyor, müdahale ediyor. Şimdi bu çok bilmediğimiz o işte ervah Ali, ervah hemen şey yapalım. Nardan, nurdan, zulmetten, raihadan, kokudan, manadan, tefekkürden Allah ruhani yaratıyor. Ruhaniler. Yani müspet olan her şeyin e, şuur darane bir temsilcisi var. Yani hiçbir şey israf olmuyor. Yani burada bir mana bile gelmesi, o manayı tutan, o manayı şey yapan bir ruhani yaratılıyor. Koku ne varsa müspet olanlar. Olumluların da adı erva haliye, ali ruhlar. Olumsuz şeylerse de erva habise, habis ruhlar yaratılıyor ki o şeyi e, e, o olumsuzluğu ya da olumlu şeyi muhafaza es da ne olacak sonra ahirette Bunlar kullanılacak Bunların hepsi bir üretim şekline dönüşüyor Demek ki Ervaha aliyeler olumlu olan şeyler bize serbest bölgemize müspet manada bir müdahale ediyor Erva Habiseler de e, serbest bölgeye gidiyor bu çok bildiğimiz bir şey mesela Birinin yanında oturuyorsun, sansayıp şey atsıyorsun. Sıkıntı. Ne konuşmuşsun Ne Belki suratına bile bakmıyorsun. Yani otobüste oluyor, metroda olur, hani vesaire vesaire. Hiç bak ne konuşuyorsun? Ne yüzüne bile bakıyorsun? Bakarsan daha çok artıyor o iletişim e, sirayet e, kanunlarıyla. Bakmasan bile yanındakini hissediyorsun. Oradan sana bir sıkıntı geliyor yani. Ne evet. adamda? Evet. Ha e, aynen. Vay şimdi wifi'ler var yani aynı yaptı Erba habise var yani onda onun habis, ondaki erva habisi sana şey yapıyor, senin serbest bölgene müdahale ediyor sıkıntı olarak. Ya da böyle olumsuz düşünceler gelmeye başlıyor. Sıkıntılı şeyler düşünüyorsun, bilmem ne, hiç olmayacak şeyler, onu olumsuz bir şeyi hatırlıyorsun. Niye? Ya sen hiçbir şey kurgulamadın. Bak kolay, olaydan haberin yok, bilmem ne yok ama sana devamlı bu erva habisi sana sol taraftan müdahale ediyor. Erva Ali'ye seyrettiğimiz, duyduğumuz resimler, sesler müsbet ve iyi ise içeride enerjiye dönüş. Seyrettiğimiz, duyduğumuz resimler, sesler. Onun için gireni kontrol etmek lazım ki çıkanı da kontrol edilsin. Onun için girmeden önce bunların girdiğinde zaten onu da söyleyeceğiz biraz sonra. Ervah Ali ya da Ervah Habise haline dönüşüyor. Enerji olunca onların mümessilleri, temsil edenlere ruhani ya da Ervah Ali'ye Ali ruhlar olur. Ervahlar okuduğumuz, seyrettiklerimizden oluşur. Bu da şiddetlenirse maddeye dönüşür artık maddeleşir. Mevat da ali oluyor. Ali maddeler. Artık o sende karar kılıyor. E, ee, mevat da şerire de burada yazmış mıydık bakalım. Mesela mevat de kanser oluyor. Artık şerir madde o maddeleşiyor. Orada e, sende e, kanser haline dönüşüyor mesela. Kanserde mevat da şerire. Ali ruhların ee, mevattı olarak mı mevatta al, aliyenin ne olur şu an aklıma bir şey gelmiyor ya yani yani vücutta belki artık senin sistemini düzenleyen şey yapan öyle bir karşılığı da olabilir yani Ali ruhlar senin psikolojini mesela e, ders dinledik müzakere müthale bizdeki o içimizdeki bastali şey hali. Ha, sen artık o ruhaniler, sen de hepsi düşünsene o manalardan hepsi ruhani yaratıldığını, devamlı sen onunla mübaşeret oldun e, ve kendini de o noktada iyice e, tecerrüt ve terklerle de muhafaza ettin, ettin, ettin. O sende artık e, şey gibi yani Hasan abi gibi de yerinde duramayan adam oluyorsun. Niye artık o e, şeyler, e, o ali ruhlar sende mevat mevat haline gelmiş. Allah'a emanet. Allah. Devamlı kendi kendini enerjisi olan o ruhaniyattan besleniyorsun. O ruhaniyatlar devamlı senin serbest bölgene de müspet manada şey veriyorlar devamlı. diye olabilir. Nasıl ki mesela içtiğimiz su değil mi? Su içiyoruz midemize sonra kana oradan hücreye gidiyor. Hücrede de su olarak ya da yemek olarak kullanılmıyor değil mi? Giriyor o enerjiye dönüşüyor. Vücut onu enerji şeklinde kullanıyor. Yani ben domates yediğimde su içtiğimde giriyor o domates olarak hücreye gitmiyor yani. Su olarak da belli bir yere kadar gidiyor ondan sonra o da ay ayrılıyor ee, enerji olarak ya da hidrojen, oksijen onun şeyleri şeklinde kullanılıyor. Aynen bunun gibi bir video seyrettik. Onu duyu organlarımızla içeriye aldık. Gözümüzle, kulağımızla. Ondan sonra video bitti kapattık. Her şey bitti mi? Evet. Bitmedi. Niye? Yemeği yediğimiz zaman mideye girdi. Bitti demiyoruz. Esas operasyon başlıyor yani sonra. Su içeriye girdi. Su olarak kalmadığı gibi. Video da içeriye girdikten sonra video olarak kalmadı. O enerji olarak içeride duruyor, kaybolmuyor. Biz fark etmiyoruz. Yani ben o bir kavga seyrettim, bir sahne seyrettim, bir film seyrettim, böyle seyrettim, şöyle ettim. O aldık içeriye, bitti mi? Bitmedi. O içeride duruyor enerjisi olarak. Biz de olumlu ya da olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. İşte karşımıza çıktığı yer bir derece serbest ve kontrolü her zaman mümkün olmayan tahayyül ve tasarrumumuzda karşımıza çıkıyor. Benim aklıma hayal olarak, düşünce olarak karşıma çıkıyor. Nerede çıktı? İşte 10 gün önce seyrettiğin video. Orada duyduğun şey. Bir şeyi gördün, gittin seyrettin, orada maruz kaldın. Bilmem ne oldu. Onun için hani hep güzele bak, güzel gören güzel düşünür var ya bak, değil mi? Güzel gören güzel düşünür. Ne demek? İçeriye güzel şey aldığın için güzel düşünmeye bak düşünür. Düşünce nerede? Tasavvurda. Güzel gören, güzel düşünür. Onun için e, güzele bakmak sevap deniyor yani o noktada. Güzel olan şeylere bakmak. Gidip menfi şeye, kötü bir şeye baktığın zaman. Git mesela bir kavga eden insanların yanına git. Hiddet sana geliyor. Bakıyorsun gayzlanmışsın sende. Seninle alakası yok. O adam o adama kavga ediyor, küfür ediyor, vuruyor, kırıyor. Seyrediyorsun. Ondan sonra ben bende oluyor yani. Seyrediyorum. Bende o şey var. Halet şey var böyle yani. O kadar ve ben, hiddet bende de var yani. Ben hiç ne onu tanıyorum ne bunu tanıyorum. Niye ona maruz kaldım? Bak o enerji bana da geçmiş. Wifi gibi yani. <laughs> Uyandırdı benim serbest bölgeme o tahayyül tasavvuruma girdi. Onu bir şekilde eğer vahiyle, tahakkülümle, tasdimle, izanımla, itikadımla onu kontrol edemezsem e, kendimi mal etmiş olacağım. Eğer seyrettiğin şey olumsuz bir şeyse o sana ya bir kabus olarak dönecek ya da canım sıkılıyor, göğsüm daralıyor, evham ediyorum. Bana bir vehim geliyor ve aklıma şeyler geliyor. Dönüşüm, dönüşüm olacak. Su içtiğinde olan şeyden aslında pek farklı değil. Yani bu su örneği önemliydi. Daha böyle hep şey yaptığımız. Su nasıl girdi? Benim midemde kalmadı. E, yansımalar oldu bir sürü şekilde farklı. Birebir görüştüğümüz, konuştuğumuz kişilerin psikolojik durumu, ruh hali de bize tesir eder. Yani adam tuhaf tuhaf düşünceleri var bilmem ne. Biraz otur kalk. Tamam sen de hemen Daralma. Daralma başlar, sıkıntı başlar, tarif edemeyeceğim vehimler gelmeye başlar. Ee, o onun enerjisi ne oluyor? İstesek de istemesek de tahayyül tasavvurumuzla karşımıza çıkar. Yani tahayyül tasavvurumuzla etki eder. Tahayyül tasavvurumuzda da biz kontrol edemeyiz. Orayı kontrol etmeye çalışırız. Nasıl olur deriz. Yeğiz, ümitsizlik, psikolojik hastalıklar. Oraya karıştı mı ortalık karışır. Şimdi e, neyi bitirdik şimdi? Serbest bölgeye müdahale edenler kimlerdir dedik. Demek ki şeytan, kafircin, ervahlar, burada başka nefsemmare, benim nefsim devamlı burada müdahale eder. İnsan suretinde şeytanlar, yani insan diye görüyorsun şeytan. İnsi şeytanlar diye geçiyor külliyatta. İnsi şeytan. İnsan suretindeki şeytanlar. Bir de şahsı maneviler. Yani nasıl ki bu dershaneye güzellerlere geliyorsun mesela. Oranın bir şahsı manevisi var. Bunun aynı şekilde menfi tarafta da yani burada menfi tarafta burada da müsbet tarafta var. Nasıl geldik derse, medreseye geldik dershanede, ders ortamına geldiğimizdeki o hava değişiyor. Git şimdi kahvede okey oynanan, işte kumar oynanan bir yere git. Sigara içiliyor, harala gürele, kıymetler, dedikoduların olduğu bir yere git. Oranın da bir şahsı manevisi var. Oradan etkileniyorsun. Yani nasıl oradaki sigara senin üstüne siniyorsa, oradaki gıybet, dedikodu, o menfi düşünceler, şeyler de oranda bir şahsı manevisi var. Ya da bir komite, git bir dernek işte bilmem ne derneği, işte bilmem ne yani menfi olarak ateizmle ilgili olsun. Bazı menfi şeylerin olunduğu yere git, orayla boyalanıyorsun. Onun şahsı manevisi sana tesir etmeye başlıyor. Kanuniyet işliyor. Tersi buraya gelirsen de burada senin bakıyorsun. Yani ben o zaman bu kadar şey benim buraya mekanlar, değil mi? Mekan. Camiye gidiyorsun. işte hep Hasan abi çok örnek verir. Giriyorsun tarihi bir cami yani camilerin kendi arasında bile mekansal fark. Giriyorsun burada pek cami burası da çok fazla bir şey hissetmedim. Bir tane camiye gidiyorsun bir giriyorsun cami mekan sana tesir ediyor. Birden bakıyorsun haletin değişti. niye? O da taş bu da taş o da beton bu da beton. Bakıyorsun bak ikisi de cami olmasına rağmen birisinde bir şey hissetmiyorsun. Nötr gibi yani. Eski tarihi böyle küçük bazı camiler oluyor böyle bir giriyorsun huzur var maneviyat var ne oldu sana şey var tesir var düşüncelerin değişti şeylerin değişti mekan bile tesir ediyor. Gayrimeşru bir caddeden geç, gayrimeşru işlerin olduğu işte içki içilen yerler böyle bilmem, orlara gir. Bakıyorsun sende başka bir şey var. Camideki halin değişti ne oldu? Kim sana tesir ediyor? Hiçbir şey yok. Kimse sana ne laf atıyor ne söz atıyor? Hiç bakmasan bile yere bak. Mesela o kayır bir yerden geç. Sen sıkılıyorsun. Hiçbir şey görmediğini kabul edelim hani hani. Ama biliyorsun ki caddenin sağ solu hep menfi şeylerle dolu. E bir de camiye girdin. Böyle medrese var, bir şey var. Orada yani illa görmene duyu organlarını bile çalıştırmasan demek ki bir sana şey var. Yani bunu kendimizi tanımak için anlatıyoruz. O zaman mekan bile, kişiler, zaman, zaman bile, sabah, seher vaktindeki zamanla ne bileyim işlerin en yoğun olduğu harala gürele bir zamanın arasında fark var. Değil mi? Yani böyle sabah gece böyle şeyde kalkıyorsun o dingin havada o, o anın insana tesiriyle. Harala gürele zamanlarındaki daha koşturma halindeki zaman farklı. Onun için de beş vakit namazda zaten o vakitlerde. Evet o zaman e, bu e, ikinci başlık serbest bölge nedir dedik. Serbest bölgeye müdahale, dört tane özelliğini saydık ve buraya müdahale edenler nelerdir onları gördük. Şimdi de e, tamam bu kadar kontrol edilemiyor, her şey zıt şeyler beraber bulunuyor, her mertebesi var. E, ondan sonra böyle bir alan, e, bir sürü de müdahale eden var buraya. E, burayı nasıl kontrol edeceğiz, nasıl yapacağız? Şimdi ser e, burada da üç tane madde var Hat, yanlış hatırlamıyorsam. Bir, serbest bölgeyi her zaman kontrol edemezsin. Şimdi nasıl kontrol ederiz? Her zaman kontrol edemeyeceğini bilerek burayı kontrol edebiliriz. Veya onun zararlarından kendimizi muhafaza edebiliriz. Her zaman kontrol edemeyeceğimizi bileceğiz. Burada en çok karıştırılan durum şu. Ben bu düşüncelerimi, hayalimi, aklımı kontrol etmem gerekiyor. Düşüncesi. En büyük sıkıntı bu. Psikolojik sorunların büyük bir kısmı bu bölgeyi her daim kontrol etme arzusundandır. Bu nedenle bu bölgeyi her zaman kontrol edemeyeceğini bilmek çok önemli. Kontrol edemezsin çünkü insanın yapısı bu şekilde. E, bu serbest bölgede bütün şekiller, düşünceler var, vehimler, zanlar, şüpheler, bilgiler, her şey var. Her şey karışık, pek fazla kural da yok. Yani ne nasıl aklına gelecek belli değil. Burada karar yok. Burada karar kılmış bir dünya aramak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Onu ya yakalaman mümkün değil. Olmayacak bir şeyi talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Burayı %100 kontrol etmek mümkün değil. Kontrol edemeyeceğini bilmek insanı rahatlatır. Şimdi burada her şey aklıma gelebilir. Bir kere bunu dedin mi mevzunun büyük bir kısmı çözülmüş oluyor. Ben burayı kontrol etmem mümkün değil. Benim aklıma, düşüncelerime yani geçiyorsun. İşte adamın yanından geçen adamın tesir etti. Sana olmayacak bir düşünce. Nereden geldi ya? Niye ben bunları düşünüyorum? Ne biçim adam bir de namaz kılıyorum, medresede kalıyorum. Şöyle ediyorum, böyle diyorum. Düşündün, düşündün, oldu zarar. Ya sen düşünmedin ki onu. Sana ait değil. Önemli olan her hayalimize ve düşüncemize gelenle Meşgul olmamak. Meşgul olmamak. Özellikle yani, yani. menfi ise. Çünkü niye? Bak serbest bölgenin özelliği o. Yani onlar gelmesi mümkün. Gelebilmesi, gelecek zaten. Bunu bildik mi? E gelir. Gayet normal. O zaman ne diyor? Hayal ve düşüncelerinin kaynayan kazan gibi olduğunu bilen rahat evet. eder. Aklı da her önüne gelen incelemek, ölçüp tartmak zorunda kalmaz. Yani ta tahayyülde, tasavvurda bir sürü şey var. Bunları aklın önüne habire verdiğin zaman işte onunla meşgul olduğun zaman akıl bunu alıp sen diyorsun ki bu aklım bunu niye o geldi de öyle bir şey oldu. Akıl devreye giriyor tartmak zorunda kalıyor bu sefer. E, ee, onunla meşgul oluyor bu sefer. Onu acaba tasdike mi götürmeye başlayacak? Onu kendine mal etmeye başlıyorsun. Ben nasıl olurum? Evet ben kötü adamım. Benden beş para olmaz. Nasıl bir adamım? Bilmem neyim filan falan. Tasdik etmeye başlıyor. Bak tahakkülü soktuk. Tahil tasavvuruma gelen o düşünceyi meşgul olunca ne oluyor? Tahakkül devreye giriyor. Tamam madem ve bu malzeme ise ben bunu bir ölçeyim biçeyim diyor. Ölçtük biçtikçe de o zaman tasliye mi gidecek? Tasdik edecek miyiz etmeyecek miyiz? Ona bakıyoruz bu aşağı doğru gitmeye başlamıyoruz. O zaman burada ilk ee, nasıl kontrol edeceğiz? Her zaman kontrol edemeyeceğimizi bilerek kontrol edeceğiz. Ben burayı kontrol edemem. Olabilir. Bazı düşünceler gelebilir, şeyler gelebilir. Sıkıntı yok. Ha burada da söylüyor. Burada burayı okurken söyleyelim o zaman. Mesela kafamızı canım sıkıldı, moralim bozuldu da bu kadar risale okuduğum halde böyle olduğum halde kendim niye kö kötü hissediyorum? Yani okuyorum, ediyorum, gayret ediyorum. Niye ben kötü hissediyorum? Değil mi? E bunu e, burayı tam manasıyla bilmediğin zaman niye bunlar e, böyle şeyler aklıma geliyor? Kötü hissediyorum. Bu serbest bölgeyi bilmemekten. Ben yapıyorum zannetmekten. Yani ben yaptığım için böyle oluyor. Hayır. Senin kontrol edemediğin, müdahale açık bir alanın var buraya müdahale oluyor. Belki senden atıyorum. Dün bak o videoyu seyretmiştim. Geçen hafta bak bir sürü şunlarla meşgul oldum. Bak şimdi sıkılıyorum. Yani bu kendini terakki için bu diyebilir. Senin yaptığın bir şey senin bugün sıkılmanı ve şeyini duramıyorsun içeride, sıkılıyorsun. Bir düşün niye öyle oldu ya da hiçbir şey bulamazsan dışarıdaki bir şey bile olabilir. Yani yakınlarda geçmiş yani herhangi birisinde olabilir. O zaman ne diyeceksin? Serbest bölgemde müdahale var. Bunu ben düşünmüyorum, ben yapmıyorum. Meşgul olmaya gerek yok. Çok bu gayet normal. Yani o sıkıntının, o şeyin sana ait olduğunu düşündüğün anda zarar başlıyor aslında. Ustaları şeyde vesvese sayesinde öyle diyor. ya, e, Zarar ettim zanlı esas zarar oluyor. Yani vesveseyle vesvese geldiğinde. Serbest bölgeyi ben zannediyoruz. Oysa orası 18 bin ailemin cem-i cemidir. Cem-i ezdattır. Zıtların cem olduğu yerdir. Her şey insanda var. O zaman böyle bir bölge olması lazım. Serbest bölgeye iki taraf atıyor. Serbest bölge allak bullak oluyor. Bazen kabz hali basıyor. Bu serbest bölgeye olan hücumu bildiriyor. Yani sıkıldık mı? Bir şey geldi mi? Bir düşünce, bir hiddet, bir düşünce geldi. Yani sen kurgulamadın mı bunu. Hiç böyle hani planlayarak gitmedin. Bir sıkıntı var. O zaman de ki kardeşim serbest bölgeme müdahale var. Bana ait değil. Gayet de normal olabilir. Burayı ben her zaman kontrol edemem. Buraya bazı düşünceler gelebilir. Dediğin anda zaten mevzu çözmüşsün değil mi bak? ilmini yaptın yani. İlim onu tard eder. Hiç canını sıkma. Sen başka bir şey yapmana gerek yok. Mevzuyu fark ettin yeter. Serbest bölgeme hücum var. Bir şekilde ben maruzum. Ben değilim yani onu düşünün. Onu bilmek gerekiyor. Bu nedenle canım sıkıldı deme hücum var de. Bu sol taraftan biri aktif oldu. Ya gece seyrettiğin bir video veya otobüste birinden duyduğun kötü sözler aktif oldu. Kaç sene önce olursa olsun gene aktif olabiliyor. Yani bunda zaman mefhumu da yok. Orada duruyor tabiri caizse bir gün sen de sıkıntı olarak dün çok iyiydin bugün kalktın her şey aynı hiçbir farklı durum yok bugün sıkıntılı bir halim var diyeceksin ki serbest bölgeme şu an düşüncelerime tahayyülüme müdahale var. Yani bunu böyle tanıyınca seninle alakası olmadığını bilirsen gider, sen endişe etme, işine bak. O biraz sonra gidecek, yaban arılarıyla meşgul olursan çoğalır. Değil mi? Üstad öyle diyor. Burada da e, yani gene bu ben demekten, yani ikinci kısım zaten buydu. Serbest bölgeye de olanları ben zannediyorum. Birincisi neydi? Ee, her zaman burayı kontrol edemeyeceğimizi bileceğiz. İkincisi de bu olanları ben yapıyorum zannetme. Yani buraya müdahale var. Dışarıdan müdahale var değil mi? Anlattık müdahale edenleri. Kontrol de edemezsin. Burası senin şeyinde değil. Dışarıdan da müdahale olur. Ben yapıyorum zannetme. Ee, burada Hasan abi de bunu çok anlatırdı. Ben kendi alemimde de çok şeyini gördüm. Kendimizi üçe ayırmak diye böyle derslerde ben onu çok böyle pratik buluyorum ya şeyde. Bu dima yani bence de örtüşüyor da. Şimdi böyle sol elim, sağ elimi tutuyorum. Bir de ben varım böyle. Hayal edelim tamam mı? Kendimizi üçe ayırıyoruz. Şimdi burada da işte bu şeytan ervah habiseler tarafı, melekler, Müslüman cinler, ervah aliyeler tarafı. Böyle iki tarafımız var tabiri caizse. Ondan sonra bir de ortada ben olan ben varım. Tamam mı? İki müdahale eden var, benim serbest bölgeme müdahale ediyorlar, değil mi bunlar? Buraya müdahale ediyorlar. Bir de ben olan ben varım bu olayları seyreden, seyreden, seyreden ve karar veren. Evet ben yaptım. Ben çok kötü adamım diyen bir birim var, değil mi? Bak kendimizi bir üçe ayırmayı şey yapalım. E, pratik bir şey böyle yaşadığımız şeylerde de. Şimdi aklımıza bir şeyler geldi, düşünceler geldi. Yani ben ne biçim adamım ya? Böyle işte hiç olmayacak. Yani Müslüman adamın hiç böyle ağzını alamayacağı düşünceler aklına geliyor mesela. Vesvese Risalesi'nde de var. Ya ben nasıl bu şeyler aklıma geliyor? Şimdi burada bu gelen şeyi de kendimizi üçe ayıracağız. Yani bunu ben yapmadım bir kere bir. Bu bana ait değil. Şimdi bana bir şey geldi. Bu nereden geldi? Bu düşünce. Şimdi sol tarafımda işte şeytan, nefsem mare. Sağ tarafımda da melekler, haliyeler benim kalbim, vicdanım değil mi? Ben bunu üçe ayırıp bir de ben ortada ben olan ben varım. Şimdi bana böyle bir kötü bir düşünce geldi. işte olmayacak şey geldi. Şimdi bu düşünce nereden geldi? Ben bunu hiç düşünmedim. Hiç aklımda planlı bir şeyim yok benim. Kasten oturup deftere not alarak, gayret ederek o düşünceleri planlamadım. Hiçbir plan yapmadım o konuda. Bir ihtiyarım yok yani. E bana geldi dışarıdan. O zaman bir kere ben bana ait değil. Sol elime. Nefsiss ve şeytandan demek ki bana bir şey geliyor. Bakıyorum. Bak ben olan ben ayırdım ya şimdi. Ama ayırmadığım zaman neydi? Nereden benim aklıma geldi bu? Niye benim aklıma böyle şeyler geliyor? Bir de ben namaz kılıyorum. Bak bir de böyle şey. Senin kıldığın namaz mı olur? Bilmem ne olur. Sen ne biçim adamsın? Oho gittin nerelere gittin değil mi? Bak aldın kendine. Şeytanın sözünü kendi sözün yaptın. Bundan daha öte şey olur mu? Bak şeytan sana ne yaptı? Kendini sen olarak yutturdu yani. Ben bunu düşünüyorum. ama şeytanın sözü bu. Şeytanın ve nefsen mi ara? Yani onun vasıtasıyla sana geldi. Aynen. Ayırdık ya. Bak bu ne dedik? Şimdi gelen şeyi ben ayırdım. Dedim ki bak bu şeytanın sözü bana ait değil. Ne zaman ben bunu kendim kabul ettim ya? Ben ne biçim adamım? Nasıl bunları düşünüyorum? dediğim zaman geçmiş olsun ben zarardayım. Ben ka kendim kabul ettiğim zaman şey oluyor. Ayırdığım zaman e, şeytan dedi aynı burada da serbest bölgeme aynı şeytan nefsime var. Bana müdahale var. O düşünceler oradan geldi. Ya da güzel bir şey geldi. Güzel gelen şey de senin bir malın değil düşündüm derste böyle bir çok güzel mana aklına geldi. Tamam işte söyleyeyim falan. Ya e az önce yoktu. Yani orayı 10 defa okudun hiç zaten şey yoktu. Senin bir şeyin değil. Birden orada Cenab-ı Hak bir mana verdi. Şey verdi. Sana da ait değil o da. Ondan da gururlanma yani. Mesela tamam o da bir ikram-ı ilahidir. Muhatap olduğun için, o an orada olduğun için Cenab-ı Hak sana verdi. O da sana ait değil bak. Sen olan buna ait olup e, gururlanırsan ben çok güzel anlatırım, çok güzel ders yaparım çok güzel manalar çıkartırım dediğin zaman da olmuyor değil mi? Sana ait değil mesela. Ayırabildiğin zaman, ayırdığın zaman mevzuları çözüyorsun. Ya böyle hiddet geliyor, bana vuracağım geliyor. Kim geliyor? Sen yapmıyorsun ki bu. Ama sen kendini kabul ettiğin zaman şeytan oluyor. Az önce konuşmuştuk değil mi Furkan? Şeytan senin sesinle sana kendini yutturuyor. Mesela bir düşünce geldi. Kimin sesiyle geliyor? Ya o var ya çok şerefsizin teki. Sana yapmayacaktı bunu. Bu ses geldi mi? bir düşünce geldi mi? Değil mi? Kendi düşüncen şeklinde, kendi sesin şeklinde geliyor. Aslında kimin sözü? Erva senin ya şeytanın, değil mi? Bak, şerefsiz ya, onu yapmayacaktı bak. Ne biçim sana üç kağıt yaptı? Görüyor musun? Arkamdan konuşmuş. Bunu kim dedi? Nereden bak ke ki, kendi anladık. Nereden anladık? ha? Nereden anladık şeyden? Nereden anladık? Ben de e, ne uyandırdığına bakıyorum. Bak, o da çok güzel bir şey. Bir ağacın ne ağacı olduğunu anlamak için meyvesine bakacaksın. Sen de ne meyve çıkarttı o? Gays, tenkit, dedikodu, nefret. Bunlar neyin meyvesi? Hangi ağacın meyvesi olur? Şeytani bir ağacın meyvesi olur değil mi? Ademi bir ağacın meyvesidir. Bak bir şeyi çözemiyorsan bu nereden geldi kardeşim? Bu hayır mı, şer mi bu düşünce? O zaman onun meyvesine bak. Yani geldin ağaca baktın, dalları gitmiş sadece kuru ağaç var. Ya bu elma ağacı da olabilir, armut ağacı da olabilir, erik de olabilir, kiraz da olabilir. Peki bekledik, yaz geldi, meyve verdi. Bir baktık, aa erik ağacıymış bu. Daha tereddüt eder misin? Aa bu kiraz ağacıymış meyvesi. Ortada bu ağacın ne olduğu net olmadı mı? Neye bakarak yaptık? Meyvesine bakarak yaptık. O zaman bizde de gelen haletlerin meyvesine bakacağız. Bende ne oldu? Pişmanlık, kusurun anlama, tövbe halleri geldi yani. E bu nedir bunlar? Tövbe, pişmanlık, kusurun anlamak. Bunlar ne ağacıdır. Rahmani bir ağaçtır değil mi? Bak bu şeytandan gelmediğini anladım. Meyveye baktım. Ne var? Kusurunu anladım. Tövbe etme hissi bende oluştu. İstifar ediyorum. Veyahut da tersi. Aynı benzer tabloda. Yeis çıktı bende. Ümitsizlik var. Benden bir adam olmaz. Bir şey değil. Yakın. Demikinden kusurunu anlamaya yakın ama yeis var bunda. Ümitsizlik var. Benden bir şey olmaz. Yeis ve ümitsizlik geldi. Bu kimin ağacı? Şeytani bir ağaç değil mi? Ayırdık mı? Nereden ayırdık? Meyvesinden ayırdık. Aynı duygu hemene. Birisinde yeis var, ümitsizlik var. Birisinde kusurunu anlamak var. Tövbe ve nedamet halleri var. İkisi birbirine ne kadar yakın ama biri şeytani, biri rahman. Nereden ayırdık? Bendeki meyvesinden ayırdık. Onun için bu meyve işini yani ben çok böyle kendi alemde pratik görüyorum, çözemiyorum. Meyvesine bak. Bende hiddet şey veriyor. Tenkit şeyimi uyandırdı. Bil kesin o şeytandandır. Şeytan ve nefsin sana bir serbest bölgene üflemesi var. Bunu bildiğin anda hop diyorsun bu bana ait değil. Tenkit var ya hop. görüyor musun ne yapmıştır o şerefsiz bilmem ne. Ne oluyoruz ya nereden çıktı şimdi bu? Bakıyorum bu şeytanın üflemesi. Niye bak bende tenkit hali var. Bu tenkit e, Allah ve melekleri tenkit, gıybet, dedikodu, nefret, hiddet verir mi? Vermez. O, ha, o, o neyin o adresini gösteriyor. Meyveye bakacaksın sen de ne halet çıkarttı Yeis veriyorsa bil ki yeis varsa şeytandandır. Bak bunu ne yersen oradan gidiyor. Mesela sen dindarsın ya. Ya sen ne biçim Müslümansın? Böyle bunu yap, sen bunu yapacak şey misin? Senden bir adam olmaz. Bu kadar kusurunla beş para etmezsin. Bak bir de böyle düşünüyorsun. Ona böyle ediyorsun. Yeis gırla gidiyor. Çünkü sen onu yiyorsun o meyve şeyi, sana hangi şey yiyorsa, balık hani hangi şeyi yerse ondan Neyli. oltaya atıyorlar ya. Şimdi o gibi, sana da Müslümanlık sıfatlarından gidiyor. Kim bunu söyleyen şeytan? Sana ne verdi? Neticede yeis var. Yerlerde bitmişsin, yeisten böyle şey hiç kafanı kaldıramıyorsun. Dedi ki kardeşim, bu şeytan. Niye? Nereden bildin şeytan olduğunu? Ama bak hep cümleler Müslüman cümlesi gibi. Ama neticesi yeis. O zaman Allah ve melekleri sana yeis vermez hiçbir zaman. Ne verir? Verecekse kusurunu bilmeyi verir, e, istifar ve tövbe hallerini verir. Aslında. Bak kusurunu bilmek, bak kusurunu bilmek. Ben işte geldi bana bir şeyler dedi. E, ben kızdım mizdüm. Sonra ya dedim, evet ya. Bak aslında sen de geçen gün ona öyle yaptın da ondan oldu bak. Büh, evet ya. Ama aynı mevzuda senden bir adam olmaz. Şimdi ben ne yapıyorsun, onun kalbiyorsun sen. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bütün kardeşlerin kalbi sen bir şey olmaz. Bak bu haleti de verdi. Bak benzer şeyler. Bu şeytandan. Ama kusurunu bilme hali. Evet bak geçen de ben ona haksızlık etmiştim de. Tabii ondan öyle oldu. Bir daha dikkat etmem lazım. Evet. Yani bende de hata var. Bak kusurumu bildim. Bu Rahmani. Ama öbür tür verse senden bir şey olmaz. Bak kaç tane kardeşin şeyini yaptın. Sen bu dershanede kalamazsın, bu hizmetten olamazsın, Müslüman olamazsın filan falan güya sana kusurunu gösteriyor ama yeis veriyor. Geçmişteki ha, geçmişteki günahlarını getiriyor. Bak o şey o da yaptım, bunu da yaptın. Senden bilmem ne olmaz. Hayda kardeşim sanki istiğfar edeceğiz ama yese götürdün beni kardeşim. Kim bu? Bu taraftaki bu. Ama ben dediğim andan itibaren geçmiş olsun. Şey fark ettim abi geçen hafta bu dersteyken. Şimdi ben çalışırken dilimi sırrım böyle çalışırım. Hı. Dilim kapalı ama konuşuyorum. Bak başka bir içeride dil çalışıyor. Hani diyoruz ya biz kim benimle konuşuyor bak. Dilim ama bak dilim çalışmıyor. O sistem çok güzel kullanıyor. Sen niye sesleniyorsun? Tabii aynen. Ben şeytan, kapalı, senin, ben şeytan senin kendi sesine kendini yutturuyor. Hı. Sen düşünüyormuşsun gibi şeytan kendi cümlesini sana seslendirtiyor. Sen de sen kendini zannediyorsun. Geçmiş olsun. Ayırdın mı böyle işte buradaki gibi bana müdahale var dediğin anda sana ait değil. Kontrol etmek de gerekmiyor her zaman. Evet burası müdahale edilebilir. Kontrol edemezsin yani. Oraya duvar çevirip tahayyül tasavvurunu kontrol edemez. Müdahale olacak ki zenginlik olacak zaten. Yani bir sıkıntı, bir hal hemen yani çok uygulanabilir. Yani bunu böyle birkaç uygulamaya başlayın. Öyle rahat edeceksin ki metodolojiyi de çözdüğün anda bu hemen bir şey oldu, hal geldi. Bu tenkit etme, ne oluyoruz da hemen geri dur şöyle. Kim müdahale ediyor? Ne oluyor? Ha bak gene bana müdahale var de. Kuru kuru değil yani mekanizmayı hatırla. Mevzuyu çözdüğün zaman rahat ediyorsun zaten. Sen değilsin çünkü o yani. Sıkılan, seni sıkan şeyler sana ait değil. Olabilir. Normal. Bunlar olacak. Diyeceksin geçeceğiz. yaban arılarıyla meşgul olursan... Fena çok. De Mesela namaza durduğun zaman enva çeşitli şeyler aklına getiriyor. Sen mi istedin? Yani buraya ben yapıyorum zannetme serbest bölgeyi yani... Zan, ben yapıyorum zannetmediğin zaman burayı kontrol etmiş oluyorsun. Ee, sen mi istedin? Yani envaç çeşidi aklına şey geliyor. Burayı biz istedik mi? Yok. Tam tersi biz namazda huzurlu olmayı, e, böyle Kabe'nin karşısında huzur ilahide olduğumuzu düşünmek haletiyle namaza niyet ettik. Dakikası olmadan 30 saniye sonra yerle bir olduk. Envaç çeşidi şeylere girdik. Ben istemedim. Niye irade etmediğin halde geliyor? Niye garip pis resimler geliyor? Bundan anlamalısın ki. Bu senin işin değil. Ya ben istemedim ki demek ki bak bana rağmen başka bir sistem çalışıyor. Sen istemiyorsun. Sen kurgulamamışsın. Birileri senin önüne bir sürü şey getiriyor. Düşünce getiriyor, hayal getiriyor. Psikoloji orada onu kendi işin zannedince psikoloji bozuluyor. Bunu bilmen sana şunu sağlayacak. Ne biçim aşağılık bir adamım, ne biçim hayaller, düşünceler geliyor bana. Bu kadar rezil biriyim artık demeyeceksin. Çünkü onlar sana ait değil. Bu sistemin gereği yani olması gereken şeyler. Meşgul olma yeter. Meşgul olursan takılırsın oran. Çünkü bu sistem sana rağmen çalışıyor. Bir şehir düşünün. Bu da güzel bir örnek. Bu şehirde meyhane de var, cami de var. Şehirde meyhane olması senin sarhoş olduğunu göstermez. Onu mu gösterir? Bu olabilir. O burası şehir çünkü. O şehrin büyüklüğünü gösterir bir noktada. Veya cami olması senin alim olduğunu göstermiyor. Hepsi hükmünü icra edecek. Meyhaneye de adam gidecek, camiye de bir adam gidecek. İnsanın da kafası böyle bir şehir. Her türlü dükkan var. Yani burası senin o zenginliğin bir noktada sen bunlarla kendini kıyas ederek zaten e, aklını e, inşa edeceğiz, kalbimizi ihya edeceğiz. Şimdi üçüncü madde bitiyor bundan sonra. Serbest bölgene yapılan müdahalelere engel ol. Şimdi birincisi neydi? Burayı kontrol edemezsin. Bunu bilirsen kontrol etmeye başlarsın. İkincisi buradakileri müdahale edilenleri ben deme. Ha Var. Burada onlara ben yapıyorum deme. Onu dediğin anda... Kendini orayı kontrol etmiş oluyorsun aslında. Üçüncüsü de ne? Serbest bölgene yapılan müdahaleler engel ol. Yani dışarıdan bir sürü müdahale var ya bunları engellersen o zaman buraya da büyük ölçüde kontrol etmeye başlamış oluyoruz. Üçüncü maddede bu. Serbest bölge kontrol dışıdır dedik. Orayı kontrol etmenin tek bir yöntemi var. Kontrol dışı dedik. Orayı kontrol etmenin tek bir yöntemi var. Yani bu kararsız bölgeyi kararlı hale dönüştürmenin bir yolu var. Seni olumsuz etkileyen video, sosyal medya, kitap, arkadaş, insan, mekan, buradaki şeyler yani başlıklar ne varsa onu içeriye, dimağına mümkün olduğu kadar sokma. Yani onlara izin verme. Bir şeyi içeriye ee, ee, ne kadar video çok seyredersin, ne kadar kitap okursan, ne kadar yanlış kişilerin yanında, mekanlar, nefsiz tetikleyen şeylerin olduğu yerlerde olursan, buraya müdahaleye açık olmuş oluyorsun. Bunları ne kadar, çünkü onları, yani ben işte menfi bir insan var biliyorum, onun yanına git, gidip gitmemek benim şeyim şeyimde, ihtiyarımda. Ama ben yanına gidip onunla teşhiki mesai edeceksem, oradan benim serbest bölgeme müdahale olmaması, benim elimde değil. Ama bak buraya gitmemek, orayı engellemek şu aşamada benim elimde. Onunla teşkil mesai etmeyebilirim. O mekana gitmeyebilirim. O şeyleri yapmayabilirim. Terk edebilirim yani. Zaaflarımızı bileceğiz. ona Ha. Bileceğiz. Yani kendimizi orada yönetiriz ama gittikten sonra ya da bulunduktan sonra artık yapacak bir şey yok. O sana müdahale eder. Değil videoyu an. seyrettiğin anda o içine girdi ama videoyu yapıp yapmamak şeyin ama videoyu seyrettiğin anda Artık onun senin tahayyülüne, tasavvuruna müdahale etmemesi senin elinde değil. Bir gün çıkar o şekilde. Artık bir sonrakilere de sıçrayacak sigara gibi. İlk başta bir seferden tadına bakayım diye başlıyorsun. Sonra bırakamadın gibi o ortama bir kere gittikten sonra da diğerisinde de artık o irade de sende ihtiyar da kalmıyor. Tabii sefer orayı da sürüklüyor sürekli. Tabii tabii o tarafa doğru o tarafa doğru. Şimdi orada artık müdahale yedin bir. Yedin kişi. ve sen orayı artık ben ne biçim adamım ne bir dedikçe de kötü kötüyü kötü kötüyü doğurmaya başlıyor. Yani kendini o şeyden çıkartman lazım ya da bir el tutup seni çekmesi lazım. Hayatına soktuğun ne kadar olumsuz şey varsa mümkün olduğu kadar terk et. Terkler. Zaten terklerle biz bu serbest bölgeyi terkler ve tecerretlerle. Ee, bu serbest bölgeyi, müdahaleyi azalttığımız zaman o zaman zaten şey oluyor. Sen git gayrimeşru yerlere devamlı gidersen yani yapacak bir şey yok. Sen orada müdahaleye uğrayacaksın yani. İçeriye girdikten sonra seni olumsuz etkilememesi artık mümkün değil. Gireni kontrol edemiyorsan çıkanı da kontrol edemiyorsun demektir. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz. O oluyorsunuz. Düşüncelerimizle biz o oluyoruz. Çünkü burası bizim hususi bölgemiz, dünyamız, buradan çıkarttığımız kadar biz insan oluyoruz. Yani istidat gibi, istidatlarımız nihayetsiz bir deniz. Bunlarla fehim süzgecinden taakkul, tasdik, izanımıza, itikadımıza götürdüğümüz benim kabiliyetim, kabil olduklarım, nihayetsiz bir kısım var, istidatlarım var ama bunların hepsi çıkamıyor. Benim çıkartabildiklerim, işte benim kabil olduklarım, melekelerim oluyor, melaikelerim oluyor. Dediniz hani neyi hayal ediyorsanız. Şimdi bu video veya dizi dediniz ya. Hı hı. Bu hayal, bu tahayyülü aktif edip bizi bunların içine sokup oradan çıkartmıyor. Tabii. Değil mi? Orada kalıyorsun. Yani o evet, evet. tahakkülün bile doğru dürüst çalışmıyor. tasdik nedir bilmiyorsun. Her şeyi tahayyül ve tasavvurlarında o alan içerisinde hapsolmuş oluyoruz. Zanlarımızla, şeylerimizle hiç vahye muhatap olamıyoruz. O şekildeki gibi. Yani insan hususi dünyası tahayyül ve tasavvurun içerisinde. Yani biz buradan vahiy ile anca dışarıya çıkabiliyoruz. Yani bu aynı zamanda cüz'i bakmak. Tabii hatta. cüzide kalmak aynen. Takılmak. O sistem takılıp kalıyorsun. Orada bir şey söylüyor. Onun içeri müdahaleye maruz kalıyorsun. Ve ben diyorsun nasıl adamım nasıl derim. Ömrün bununla gidiyor. Psikolojik hastalık sıkıntılar. Hiçbir terakki bir hiçbir külliyet terakkisi olmadan ömür bitiyor. Abi mesela bir tane küçük bir travma. Küçücük bir şey yaşıyor artık tahayyül veya tasavvuruna e, artık ömür boyu o küçük şey iz bırakıyor. Çıkamıyor. Onun çıkam. haline çıkamıyor insan. Aynen öyle. Küçücük bir cümle belki. Tabii. Boğuluyor orada yani. Bir öpmekte, bir şey yapmakta batma diyor ya. Orada kalıyor. bu Serbest bölgede kalıyor. Ama tanıdığımız zaman inşallah bu ders ona vesile olması lazım. Benim böyle bir alanım var, bir bölgem var. Ben burayı kontrol edemem. Buraya müdahaleye açık. Bunları bilsek... Kendimizi işte bak yönetmeye başlayacağız. Neyle yönetiyoruz? Kendimizi tanımakla. Burada da böyle birkaç hemen bakalım, bitirelim inşallah. Ee, i̇şte Vesvese Risalesi'nden böyle e, bu okuduğumuz manaları, anlattığımız kısımları işaret eden yerleri seçmeye çalıştım. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Vesvese Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Çünkü serbest bölge orası. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Haf etmezsen hafif olur, mahfi kalır mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilirsen serbest bölge bu tahayyüldür, tasavvurdur. Bunların hükmü yoktur. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Bu düşünceler, hayaller, vehimler, şüpheler, zanlar hepsi o tahayyül tasavvurun içerisindeydi. Bunları bilirsen ne yapıyor? Mahiyetini bilirsen onu tanı. Mahiyeti neydi? Kardeşim burası kontrol edemezsin. Buraya müdahale ediliyor. Her şey zıtlar burada bulunur. Her mertebe burada bulunur. Bunu bilirsen ne yapar? Bu gider. Seni etkilemez. Ben biliyorum burayı. Bana ait değil yani. Şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Cehildik yani. Risale'nin okuyorduk gene cehildik. Tahallü tasavvurdan haberimiz yoktu ki. Cehil onu yani yani bilmeyikle ilmi arasında farkı da hani az önce dedik yani biliyorsun ama bilgi işte ilim değil yani. 10 defa, 100 defa, 1000 defa okudun ama gene bilgi yapacak bir şey yok. İlim haline gelmesi gerekiyor. Zaten amacımız da o. Kendimizi Cehil, tabi cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Tanısan diyor bak, tanısan. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Vur, kır, mücadele et, üç yasin oku, beş tebarek oku, bilmem ne yap, uç takla at. Yok yani. Ne diyor? Tanımazsan gelir, tanısan gider. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Ne demek? Tahayyül hüküm değildir. Hüküm değildir ya. Hayal ettiğin şey hüküm değildir yani. Korkma. Anladın mı? Hayaline geliyor mu? Bu hüküm değil. Tahir küfür küfür değil diyor. Yani bizzat kasten istenilerek olursa bak bu ihtiyarın oluyor. Yani oturayım, düşüneyim, hayal edeyim. Bu, bak bu kasti tahil. Ama sen hayaline geldi. Veya da tahil et. Mesela Allah iki tane olsa nasıl olurdu? Hayal ediyoruz şimdi bak. İki tane tanrı olsa ne olurdu? Bir hayal et. Bu küfür mü şimdi? Şirke mi girdik mesela? Değil mi? Tahil hüküm değil işte. Nasıl burada konuşurken olmuyorsa Gelen hayaller de aynı şekilde yani. Hüküm değil. O, Sen bizzat meşgul olur, evet dersen. Işte ha, bizzat meşgul olur, onu tartar. Bak, tahayyül tasavvurken tahakkule indirirsen, ölçtürür, biçtirir, muhakeme ettirir, atarsan geçmiş olsun işte o zaman. Tasdiki akliden, izan kalbiden ayrıdırlar. Oralara geçerse sıkıntı. Vesvesenin zararı tevehümü zarardır. Yani onu zararlı tevehüm etmekle kalben mutazarır olmaktır. Vesvesenin zararı. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü bak abi. Hükümsüz bir tahayyülü neyle karıştırıyormuşuz? Hakikat tebevim eder. Hükümsüz bir tahayyülü hayaline geleni bir hakikat telakki eder. Hakikat ne tarafta? İlmin yani tasdik, izan, iltizam, itikat tarafında var hakikat. Oralara indiği zaman hakikat meratibi oluyor. Burada daha bilgi. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Şeytan sana üfledi, kendine mal ediyorsun. Ben ne biçim adamım, nereden bu şeyler aklıma geliyor? Nereye geldi? Tahayyülüne geldi, tasavvuruna geldi. Onun sözünü ondan zanneder, onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın istediği de odur. Yani serbest bölgeye ben dersen geçmiş olsun. Zaten şeytan istedi de o. Zaten o söylüyordu zaten. Manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder. Hayal neydi zaten? Suretlerin dokunduğu yerde. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerin yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Sen bir filmler seyrediyorsun. işte uzay filmleri seyrettin, macera filmleri seyrettin. Çünkü seviyorsun o şeyleri. Kitap okurken de manalar onun içinden geçecek. Onlar içeride duruyor yani. Ehemmiyet verdiğin için hayalinde onlar. E onlara değe değe geçiyor yani onların şeyinden de. Onda Onlardan etkileniyorsun yani. Manalar, e, manalar geçerken biraz çarpık çurpuk o filmdeki şeylere benziyor. Bilmem merak ettiğin şeylerle, ilgilendiğin şeylerle dokunmaya başlıyor. Eğer manalar münezzeh temizseler, iseler, suretler mülevez, rezil, rezil ise giymek yoktur, temas vardır. Yani bizde o teması, temas ettiğini karıştırıyoruz. Vesveseli adam teması telebbüsle iltibas eder. Eyvah der. Yani burada üstad neyi anlatıyor? Hayalin kontrol edilemeyeceğini, orada temas olmasının aslında o manayı giymediğini anlatıyor. Bak tahayyülü anlatıyor burada. Yani bunun için okuyoruz. Değilse bu konunun kendi detayı ayrı. Kalbim ne kadar bozulmuş, bu sefillik, bu hissetines beni matrut eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Telebbüsü giymeyi, yani le, temas etmeyi karıştırıyoruz. Ya, yani değilse o manayı giymedi o yani. Hayal oradan geçerken sana temas ettiriyor yani. Başka şeyler çıkıyor. Yalnız hatar ise hasrı nazardır, zanlı zarardır. Hatar hasrı nazardır, onunla meşgul olmaktır. Zarar ettiğini zannetmektir. Senin yapacağın şey hatar orada budur. değil Evet. Eşya mabeyninde bazı münasebate hafiye bulunur, gizli bağlar bulunur. Hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur ya da senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Aha tayyülü şeyini anlatıyor üstad. Tayyülün şeyini anlatıyor, nasıl bir çalışma şekli olduğunu anlatıyor. Şu sırrın münasebetindendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek bir mülevves şeyi hatıra getirir. Mukaddes şey görüyorsun, mülevves şey aklına geliyor. Kabe, münasebet. Kabe görüyorsun, rezil mekan akla geliyor. Kim yaptı bunu? Bak hayal yapıyormuş. Gördün mü? Üstad serbest bölgeyi anlatıyor. Yani öyle diye bakıyoruz. Onun için o örnek. Fendi beyanda beyan, beyan olunduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise hayalde. Nerede? Hayalde bak. Hayal neydi bizim? Tahyülü işte. Tahyül tasavvur. Serbest bölgeyi anlatıyor üstad orada. Hayalde sebebi kurbiyettir. Yani sen bak zıtlar bir arada bulunur. Serbest bölgenin özelliği. İki zıttın suretlerinin cemine vasıta bir münasebete hayaliyedir. Bu münasebette gelen tahtura tedai efkar tabiledir. Fikirlerin dağılması. Dedik. Burada da üç var bitiyor. Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahturun melekeye döner bir marazı hayali olur. Hayalin hastalanması oluyor. Hayal bozuluyor yani. Neyle? Ehemmiyet verdikçe, teessür gösterdikçe. Hayalin hastalanmaya başlıyor. E, yapmazsan, ehemmiyet göstermezsen ne olur? Normal hayaldir o yani. Öyle demiyor mu Metin? Hayalini hasta, hasta hale getirme. Nasıl hasta hale getiriyoruz? teessür gösterdikçe, verdikçe. ehemmiyet verdikçe. Hayal hastalanıyor. Ama vermezsen, verme diyor değil mi bak? Hı. Ehemmiyet verme diyor hayaline gelen. Vermeye Hı. gerek yok. Çünkü Hı. hüküm değil. Hı. Hüküm değil yani. Hayaline her şey gelebilir diyor usta. Korkma marazı kalbi değil. Yani tahayyül nerede? Tasavvuru düşün. Oradan ta inecek, tasdik, izan, e iltizam, itikat. Vicdana inecek, kalbe inecek. Ta kalp nerede yani? Kalbi bir hastalık değil. Şu nevi tahattur ise galiben ihtiyarsızdır bak. Bu şekilde tahattur hatıra gelmesi, hayale gelmesi ne diyor? Galiben çoğunlukla ihtiyarsızdır. Bak serbest bölgeyi anlatıyor ustat. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Yani bu daha da artar diyor yani düşün. Şeytan bu nevi vesveseni maden çok işlettirir. tedavi efkar galiben ihtiyarsızdır. Onda mesuliyet yoktur. Hayaline geliyorsa Onunla meşgul olmadıktan sonra sıkıntı yok diyor üstad değil mi? Bir Aynen biz de serbest bölgede bunu anlattık şimdi orada kız. Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü, taakkul ile iltibas eder. Tahayyülü, taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi hayalde, akla gelen bir şüphe tevahüm edip itikadın haler gelmiş. Yani i̇tikad ta aşağıda kaç mertebeden geçecek, itikad o haline gelecek. Hayale gelmiş bir şüpheyi, akla girmiş bir şüphe, sanki benim aklım çalışıyor diye, akıl çalıştığı zaman tasdikeye atacak ya da onu geri iade edecek. Ama iade etmiyorsa o ne yapıyor? Aklım çalıştı, tasdik ettim, iltizam ettim, izan ettim, itikatım haline geldi zannediyor. Nereden nereye yani? Kaç mertebe şey. Bazen tevehm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şey zanneder. Tevehüm de, vehim de tasavvurdu, tasavvurun ürünüydü. Bir şek şüphe zanneder. Ve bazen tasavvur ettiği şüpheyi, bak tasavvur ettiği şüpheyi tasdiki akliye girmiş bir şüphe zanneder. Tasavvuru tasdiki akliye, aklın tasdiki olarak bir şüphe zanneder. Bak tasavvuru nereden ayırdı? Tasdiki akliden ayırdı. Aklın tasdiki. Onaylanmamış ki. Ha yani burada şunu anlatmak için. Üstad burada bak mekanizmayı anlatıyor. Tasavvuru ayırdı, tahayyülü hep ayırıyor üstad. Evet. Bu, yani bu, bunun için okuyoruz buraları yani. Bunların örneklerini bak üstad söylemiş demek için. Neyse mevzuyu anlamak ayrı mı Şu an o değil esas şeyimiz. Hem bazen bir emri küfri de tefekkürü küfür zanneder. Bazen bir emri küfri de küfri bir işte, küfürle ilgili bir mevzuyu da tefekkür etmeyi o nasıl olur yani orada bir şey yapıyorsun. O tefekkürü ki tefekkürün bir ayağı şeyde tasavvurda küfür zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin nasıl olur bu, nasıl böyle bir şeydir diye düşünmeyi, cevelanını ve tetkikatını ve bir tarafhane muhakemesini. Orada tarafsız yani orası e, o düşünceler gelir gider bir şey yok, kabul yok yani. Hilaf-ı iman zanneder. İşte telkinat şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan, zanlardan ürkerek zan da tasavvurdaydı. Eyvah kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmiştir. Hepsi nerede? Ya tahayyülde ya tasavvurda. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz-i ile ıslah edemediğinden. Bak onlar o haller ne? tahayyül. Şurada da ne dedi? Tasavvur anlattı bak bu şeyde. Tahayül tahakkülle iltibas edildi. Tasavvurda tasdiki akliyle e, şey yapıldı. Ondan sonra onlar, o haller galiben ihtiyarsız olduğundan cüz ihtiyarsı ıslah edemediğinden, cüz ihtiyarını edemez. Uğraşma yani. Edemediğinden ne olur? YS e düşer. Şeytan da ne istiyordu? istiyordu? Şeytan günahı bile günah için değil, günahı seni daha sonra yese düşürmek için, kullanmak için günah düşürüyor. Esas şeytanın amacı günah düşürmek değil. Evet. Günahla seni yese düşürmek için. Netice yeis. Yese düşen bir adam bitmiştir. bitmiştir. Son herhalde bu kısmı başka yok. Tahayyül küfür. Küfrün tahayyül edilmesi hayali anlatıyor. Küfür olmadığı gibi. Tahayyül önemli değil yani. Bu müsbette şimdi değil mi? Abi? Ha, yani o müsbette de kullanabilirsin ama buradaki tahayyülün hüküm olmadığı tevehüm küfür dahi vehim de tasavvurdaydı. Küfür değildir. Tasavvuru dalalet, dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür. Hem tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür tasdik-i akliden, izan-ı kalbinden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar zaten ilk okuduğumuz kısım bir derece serbesttirler. Adı buradan gelmişti. Cüz-i dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Pek ve çok kelimelerini söylemiştik. Dikkat etmek gerekiyor. Bunlar daha çok manasını çıkartıyoruz oradan. Çoğunlukla yani. Tasdik izan öyle değiller. Tasdik izan aşağıdaydı zaten. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevhem, tasavvur, tefekkür. Bak ustat ne kadar net saymış bunları. Nasıl ki tasdik ve izan değiller diyor. Daha ne desin değil mi? Bak. Tahayül, tevhem, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller. Ayırıyoruz kardeşim diyor. Burayı ayır. Bunları ayır. Değil mi? Bak demiş. Öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Fakat eğer lüzumsuz tekrar edede ede, müstekar bir hale gelse, onda artık karar hale gelse, o vakit hakiki bir şüphe ondan tevlüdür. Eğer uğraşırsan, üstünde durursan, ondan o zaman senin artık o şüphe sende şüpheyi tasdik etmeye başlarsın. Evet hakikaten ya falan dediğin anda geçmiş olsun. Müstakar olduğunda sıkıntı olabilir. Evet. Son abi bu da varmış. Bunu da söylüyoruz, bitiriyoruz. Mesela yani e, Risale-i Nur'da aslında bu diman mertebelerini, tahayyülü, tasavvuru özellikle misaller, temsiller tahayyülümüzü ve tasavvurumuzu çalıştırmak içindir. Tahayyül ve tasavvurdan geçmeyen şeyler, Üstad diyor ki benim hayalim fevkalade genişlediğinden diyor. Ruh hayale bindiler diyor. Yani biz o hayal ve tasavvuru böyle biraz lüzumsuz, kullanılmayacak koy kenara diye biraz böyle hep menfi aklımıza geliyor ama Üstad bunu müsbet manada kullanılmış ve bunlar tahayyül ve tasavvuru kullanılmayan şeyler e, zaten hakikat meratibinde biz fazla terakki kullanamıyoruz, ilerleyemiyoruz. Onları kullanmamız gerekiyor. Üstad onun için hep temsili kullanıyor. Bak temsil insanın tahayyülünü çalıştırıyor, tasavvurunu çalıştırıyor. En çok tahayyülü, temsiller. İşte iki kardeş var. Niye? Hayal ettiriyorsun. Cezürler ara araba hayalen, cezürler araba hayalen gidiyoruz diyor. Direkt anlatmıyor. Gidelim diyor bak. Çıkart diyor bütün elbiselerini. O şeye gittik zaman şeyinden çıktık, sahiline çıktık. Baktık gidiyor herkes yetimler, ağlayanlar birden ayet Allah'ın nuru samatörler ayet imdad yetişti zaten. Burada onu söylüyor mesela. Hatta bir adam sebbaha mafis ayetini okudu dedi. Bunun harika olan terakki edilen belatını göremiyorum. Yani bu yani bu nazarla o yani bu dersin şeyiyle gözlüğüyle baktığımızda üstad hep tahayyülü kullanmış. Hayal ettim diyor hakikata erişmenin bir yöntemi hayaldir. Hayal kullanmamız gerek. Usta çok var. Onu, onu da okumak lazım. Tasavvuru kullanıyor, tasdiği kullanıyor. Mesela bu metini diman mertebelerine böldük. Bakıyoruz aa, hakikaten mutabık çıkıyor. Bunu diyor, bu şeyde geçiyor 25. sözde. Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git. Orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken. Tahayyül bak, bak tahayyül. Ne oldu bu? Diman tahayyül mertebesi. Direkt zaten söylüyor. Sen de o seyyah gibi o zamana git. Bak hayal çalışmaya başladı. Tahayyül et dedi. Direkt ayeti anlatmadı üstad değil mi? Bak tahayyülü kullandırdı. Gördü ki mevcudat-ı alem perişan, karanlıklı, camit, şuursuz ve vazifesiz olarak hali, hadsiz, susuzsuz bir fezada, kararsız bir fani bir dünyada bulunuyorlar. Tasavvur etti. O gittiği yerin özelliklerini şey yaptı bak hayalle o zamana gitti tahayyül ederken gördü ki mevcudat alem perişan oranın özelliklerini tasavvur etti, tasavvur. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Vahiy, taakkul değil mi? Vahiy akla geliyordu. Birden Kur'an lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki ayetin şeyiyle bakmaya başladı. Vahiy dinledi, o bizim şekildeki şeyi düşün. Bu ezeli nutuk ve sermediği ferman asırlar sıralarında dizilen zişurlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami kebir hükmünde başta semavat arz olarak umum mahlukat hayatlarane zikir ve tesbihte ve vazifeler başında cuşuhruşla mesudane ve memnunane bir vazette bulunuyorlar diye müşahede etti. Bu vaziyeti artık tasdik etti. Ayetten gördüğü şeyi ışıklandırıldıktan sonra bu kısmı tasdik etti. Ve bu ayetin dereceyi belagatın zevk ederek, zevkte artık ondan e, kalbi zevklenmeye başladı izan. Sahir ad, ayetler vicdani. E, vicdani. evet. Vicdanen zevk e, lezzet almaya başladı zevkli lezzet. Sahir ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzeme belaatı arzın nısfını nevi beşerin humsunu istila ederek haşmet saltanatı kemal ihtiramla ola 14 asır bila fasıla idame ettiğini bu da iltizamda artık şeyde gözüküyor fiilde ve şeyde görüyor. Nerede görüyor? Küre-i arzın nısfını, nevi beşerin humsunu istila etmesi, fiilen uygulamasını görüyor iltizamda. Burada zevki, zevki şey yapıyor ayetle. Burada uygulamasını, iltizamını görüyor. Binler hikmetlerinden bir hikmetin anladığı hikmeti anlaması da itikad oluyor. Ne yaptı bak? Aslında diman mertebelerini kullanarak cümleyi ya da şeyi ifade etmiş. Biz fark etmiyoruz. Birinci sözde bakıyorsun ilk temsili verdi, tahayyülü yapıyor. Sonra tasavvuru kullanıyor. Bakıyorsun orada şeyi tasdiyi kullanıyor vesaire. Yani bu tarzda da baktığınızda e, hakikaten bir sürü böyle metin çıkmış oluyor. Çıkınca abi, her şey kendi Uygulana, o gözle baktığında şey olmuş oluyor. Arita, evet. Şimdi dima dersimiz de burada inşallah bitmiş oluyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Üç derste bitirdik. Az olsun. Öz olsun. Cümlemizden inşallah. Cenab-ı Hak bunu okuduklarımızda dinlediklerimizde inşallah amel etmeyi bize nasip etsin. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil <laughs> alemin lillahi teala el